Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. Sağlıklı günler değerli izleyicilerimize. Bu hafta Su Hayattır programından hekimimiz, diyetisyenimiz Şilan Altuntaş'la birlikte merhaba diyeceğiz. Bu hafta kendisiyle hem soğuk algınlığını hem de soğuk algınlığı döneminde öncesinde ve sonrasındaki beslenme alışkanlıklarını ve beslenme modellerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Şu son zamanlarda soğuk algınlığı hem mevsim geçişleri sebebiyle hem de maalesef beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi gibi çeşitli hususlarda değişkenlik gösterdi ve soğuk algınlığı son zamanlarda en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri oldu, değil mi hocam? Hı hı. Önce soğuk algınlığıyla başlayalım. Şöyle soğuk algınlığında özellikle havalar böyle yeni soğumaya başladığı zaman hani malum böyle çok iyi giyinemiyoruz, nasıl giyineceğimizi bilmiyoruz, bir terliyoruz, bir üşütüyoruz derken maalesef soğuk algınlığı kapıyoruz. Aslında kış mevsimi, evet kış mevsiminde de grip, soğuk algınlığı vakaları çok olur ama genelde geçiş sürecinde böyle biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sıkı mı giyinsek, acaba üst ince bir şeyler mi giyinsek, tam o geçiş sürecinde. Bu vakalar artıyor. Haliyle arttığı için de bu dönemde işte soğuk algınlığı kaptık, nasıl besleneceğiz, nasıl daha çabuk toparlanacağız? Çok halsizlik durumu oluşuyor, işte burun akıntıları, işte geniz yanması vesaire. Bunu nasıl daha rahat atlatabiliriz, nasıl daha rahat bağışıklığımızı güçlendirebiliriz? Bununla ilgili bir beslenme tedavisi nasıl olmalı? Bunu bugün anlatacağız burada. Evet, bir de üstelik Mersin'den bahsediyoruz hocam, değil mi? Evet. Çünkü Mersin'in havası daha farklı. Sabah işe çıktığımızda daha kalın giyiniyoruz. Gün içerisindeki saat değişimlerinde bir hırka çıkar, bir ceket çıkar. Olmadı üşüdüm sanki diye diye akşam iş çıkış saatine kadar zaten kat kat elbiseler çıkıp sonra kat kat tekrar giyiliyor. Evet, özellikle Mersin'de öğlen sıcağında ne oluyoruz diyoruz ama akşam çıktığımız zaman bir bakıyoruz ki üşüyoruz. Hani o ne giyeceğini bilememe durumu da aslında bizi böyle hasta edebiliyor. Soğuk algınlığına yakalanabiliyoruz bu durumlarda. İşte bunun için ne yapmalıyız? Soğuk algınlığına yakalanmamak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor ki bizim vücudumuz o bakterilere, virüslere karşı dirençli olsun. Yani bizim güçlü olmamız gerekiyor ki o virüsler, bakteriler bizim vücudumuza girmesin. Bizim ya da girdiği zaman da bizim vücudumuz onlarla savaşsın ve kazansın. Biz bunu istiyoruz aslında. Önceliğimiz hastalığa yakalanmamak. Bunu önemsiyoruz. Ama velev ki yakalandık hastalığa, işte soğuk algınlığı, daha halsizlik oluyor, burun akıntıları oluyor. Bunun daha rahat ve daha kısa sürede nasıl geçirebiliriz? Bununla ilgili beslenme modellerini konuşacağız burada. Bu şekilde. Evet, peki öncesinde normal bir insanın beslenmesi nasıl olmalıdır? Yani soğuk algınlığı gibi çeşitli hastalıkların kapanına kapılmadan evvel önce bunu bir tanımlayabilir miyiz? Sağlıklı beslenme dediğimiz şey aslında yeterli ve dengeli beslenme. Yani nedir yeterli beslenme? Porsiyonları çok abartmadan, çünkü malum kilo da alıyoruz. Porsiyonlarımızı çok abartmadan dengeli bir şekilde beslenmek. Dengeli ne demek? Protein de almamız gerekiyor, karbonhidrat da almamız gerekiyor, iyi yağ grubunu, zeytinyağı, ceviz gibi iyi yağ grubunu da almamız gerekiyor ve meyve de tüketmemiz gerekiyor ki biz yeteri kadar vitamin, mineral vücudumuza alalım. Yeterli beslendiğimiz zaman vücudumuz daha bağışıklığı güçlü ve dirençli oluyor hastalıklara karşı. Örneğin günde 2 porsiyon meyve muhakkak tüketmemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarında bunu 3 porsiyona kadar çıkarabiliriz. 3 porsiyon demek ortalama 3 orta boy meyve
oluyor. Üç porsiyon meyveyi tükettiğimiz zaman vitamini alıyoruz. Bazen bu da yeterli gelmiyor maalesef. Biliyorsunuz günümüz koşullarında bu çok fazla işte sera ürünleri oluyor. Çok doğal. Gerçi biz Mersin'deyiz. O konuda yine evet. Şanslıyız. ne eksik yetişiyor burada. Çok güzel, bereketli bir toprağı var. Ama işte marketlerden aldıklarımız bazen yetmediği anda takviye de yapabiliyoruz. Ama yine de her halükarda günde 3 porsiyon meyve tüketmemiz gerekiyor. Süt, yoğurt grubunu tüketmemiz gerekiyor. Et, baklagil, tavuk, balık grubunu tüketmemiz gerekiyor. Yumurta, peynir tüketmemiz gerekiyor ki aynı zamanda hem proteinimizi de alalım vücudumuza, hem de vitamin mineralleri alalım ki vücudumuz daha güçlü olsun. Evet. Peki bunun haricindeki beslenme alışkanlıkları var. Yanlış beslenme alışkanlıkları. Bunlar ne şekilde tanımlanabiliyor? Çünkü çoğu insan yanlış beslendiğinin farkında değil. Ya da çocuğunun yanlış beslendiğinin farkında değil. Evet, özellikle çocuklarda biz çok sık rastlıyoruz. Yine yetişkinlerde bir nevi işte okuyarak, internetten görerek ya da televizyondan izleyerek ya da bu tarz programları izleyerek belli bir fikir sahibi olabiliyor yetişkinler. Ama çocuklarda maalesef bu böyle olmuyor. Genelde sürekli işte pirinç pilavı, patates ve makarna ağırlıklı bir beslenme olabiliyor çocuklarda. Çünkü karbonhidrat, nişasta çok cazip geliyor onlara. Ve hani et de yiyemeyebiliyorlar, yumurta da, peynir de, zeytin de. Bunlardan genelde kaçıyorlar ama kesinlikle aileler bu konularda çocuklara bir şekilde yol göstermeli. Yol gösteremediği zaman profesyonel bir destek almalı. Bu konularda hatta gelen bir çocuk, bir danışanım var, 4 yaşındaydı daha, her şeyi seçerek tüketiyordu. Ne yemek istiyorsun? Patates. Ne yemek istiyorsun? Makarna. Bunların dışında çok bir şey yemezdi. Ama böyle daha eğlenceli tabaklar hazırlayarak, daha onun sevdiği formda yemekleri pişirerek, mesela yeşil mercimek sevmiyor, mercimek sevmiyor. Onunla ama mercimek köftesi yapabilir. Bildiğimiz köfte şeklinde. Onların daha böyle fırında yapılacak şekilde yaptıkları zaman hani normal köfte gibi algılayıp onu o şekilde tüketebiliyorlar. Ya da böyle tabağını biraz süslemek. Bu da onlara çok cazip geliyor. Ya da hikaye, oyun şeklinde aslında bunu anlatmak çocuklara cazip geliyor. Doğal olarak ne oluyor? Bağışıklıkları daha güçlü oluyor, gelişimleri daha iyi oluyor. Hani bu şekilde daha sağlıklı besleniyor çocuklar. Yetişkinlerde de yetişkinlerde genelde fast food çok yoğun oluyor. Dışarıda koşturanlar ya da evde oldukları zaman işte hamur işi çok fazla tüketme. İşte kek yaptım bitsin mesela. Pandemide bu çok, ekmek yapmayan yoktu mesela. Sonra yapılan ekmekler mecburen çöpe gitmesin diye hepsi tüketildi. Hepsi tüketildi. Yani genelde ben hep diyorum hani bir şey yaptığınız zaman çok porsiyonu büyük yapmanıza gerek yok. Evde 4 kişiyseniz 4 kişilik yapın. Asla 10 kişilik yapmayın. Çünkü yaptığınız zaman ve kimse gelmediği zaman ikinci güne çocuklar genelde çok yemiyor. Ne oluyor? Yetişkinlere kalıyor. Yazık olacak. Yiyelim, yiyelim derken fazla fazla yemiş oluyorlar. Bu da hem dengesiz bir beslenme oluşuyor burada, hem sağlıksız bir beslenme oluşuyor. Böyle olduğu zaman bağışıklık düşüyor mesela. Vücut çok fazla açık olabiliyor virüslere, bakterilere karşı. Burada da hemen kapabiliyoruz bu mevsim geçişlerinde. O yüzden sık bir beslenme, güzel bir beslenme şart. Evet. Peki bir yetişkin için bize ilk okullarda sağlık derslerinde öğretilen ve hali hazırda bunun uygulanmayan biçimiyle protein, karbonhidrat ve diğer vitaminlerle ilgili bir yetişkinin tüketmesi gereken miktarlar, ölçütler nedir? Yani şöyle, kişinin işte cinsiyetine göre, yaşına göre, boyuna göre çok değişkenlik gösterir. Ama ortalama hani total olarak yüzlük bir değer verirsek genelde %50-60'ı karbonhidrattan gelmeli. %20'si 15-20'si proteinden, %30'u da yağdan gelmesi gerekiyor. Genel bir beslenme, sağlıklı bir beslenme tabağında. Böyle olması gerekiyor. Hani bunu nasıl sağlıyoruz? İşte sabahları yumurtamızı, ekmeğimizi tükettiğimiz zaman, peyniri tükettiğimiz zaman hem protein hem karbonhidrat alıyoruz, hem de yağ alıyoruz mesela. Öğlen biraz sebze ağırlıklı beslenmişsek, akşama biraz daha protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Ya da öğlen yoğun bir karbonhidrat, mesela öğlen makarna yedi ya da çok böyle pilavı birazcık fazla yedik ya da bulguru fazla yedik. Karbonhidratı çok aşmışsak bu sefer akşama işte ekmek, bulguru bir kenara bırakıp sadece ana yemek, yanına yoğurt, salata gibi daha hafif beslenmek gerekiyor. Bu şekilde hem kilo kontrolü sağlanıyor, hem de vücudumuz daha dengeli beslenmiş oluyor.
hem de çok da böyle hastalıklara yakalanma durumumuz evet. olmuyor. Peki soğuk algınlığı sürecinde, öncesini konuştuk, dengeli beslenmemiz gerekiyor, olması gereken sistemimiz, modelimiz bu. Ama velev ki soğuk algınlığına artık yakalandık, hastayız. Bu aşamada hangi gıdalara öncelik vermemiz faydamıza olacak? Şöyle, genelde ilk zamanlar böyle bir halsizlikle başlar. Öyle durumlarda muhakkak kemik suyuna ya da tavuk suyuna bir çorba gerçekten iyi geliyor. Öncelikle biraz daha böyle sıcak, yumuşak yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Çorba fix olmalı. Yani öğlen de akşam da bir kase çorba muhakkak iyi gelecektir. Ama bu çorba mesela nasıl yapılmalı? Tamam, mercimek yapalım. Kemik suyuna yapalım ya da işte tavuk suyuna yapalım. Hocam altını çizelim öncelikle. Paketli ürün hazır çorbalarını kastetmiyoruz. Kesinlikle hazır çorbaları kastetmiyorum. Evet. Et suyunu da kastetmiyorum. Tablet, bulyon. Evet, bulyonlar ona bir açıklık değil. Getirelim. Yok, bulyonlar değil. Normal tavuğunuzu haşladığınız suyu ya da etinizi haşladığınız ya da kemiği haşladığınız onun suyunu. Hatta onun suyunu dondurucuya da koyabilirler fazlasını. Lazım oldukça çorbanın içine koyabilirler. Kendi yapmış oldukları et suyu veya tavuk suyuna yaptıkları zaman mesela ben genelde şey diyorum, bir mercimek yaptığınız zaman sade mercimek yapmayın. Onun içine kendi yaptığınız kemik suyu, et suyunu koyun. Biraz zerdeçal koyun, bağışıklığı güçlendirir. Biraz zencefil ekleyin muhakkak. İçine sebze koyun. Soğan olabilir, biber olabilir, havuç olabilir. Bu şekilde mercimeği zenginleştirirsiniz. Ya da sebze çorbası. Yine aynı şekilde kemik suyuna, tavuk suyuna olmasa bile sade bir sebze çorbası. Şu an kış sebzeleri o kadar güzel ki. Brokoli var, karnabahar var, lahana var, pancar var. Çok güzel sebzeler var. Onların hepsini ufak ufak bir tencereye koyup biraz suyla, işte içine biraz zencefil, biraz zerdeçal katıp biraz zeytinyağıyla robottan geçirip ya da blenderdan geçirip çok güzel böyle toparlayacak bir sebze çorbası olur. Ama yine de daha hızlı toparlaması adına kendi yaptıkları kemik tavuk suyu gerçekten güzel toparlıyor. Aralarda da böyle bitki çayları öneriyorum. Ihlamur, karışık kış bitki çayları. Çok güzel köy pazarları var burada biliyorsunuz. Hem kadın üretici pazarı var, hem köy pazarları var. Çok güzel böyle kadınlarımızın yapmış olduğu. Ulaşılabilecek yerlerde. Çok güzel. Hani o açıdan şanslıyız. Orada mesela işte kadınlarımızın böyle hazırladığı, kendi topladığı çok güzel kış çayları var. Onları alıp mesela marketten zencefil ya da pazardan zencefil, taze zencefil alınıp İşte o bitki çayını demleyip içine bir parça zencefil, şöyle bir tatlı kaşığı kadar ılıdıktan sonra bal eklenebilir. Onu mesela karıştırdıkları zaman çok güzel o da yatıştırır biraz daha. O halsizliği biraz daha alır. Peki bunların haricinde ekstra tüketmeleri gereken diğer vitaminler ya da yan vitaminler, çoğu vitamini artık çünkü dışarıdan almak durumundayız. Tablet olarak ya da işte çeşitli şurup tarzı şeyler. Bunları öneriyor muyuz hocam? Yani evet, dışarıdan yeteri kadar alamadığımız zaman özellikle C vitamini toparlanmamıza çok yardımcı oluyor. Günlük 1 miligram kadar C vitamini almanız gerekiyor. Eğer alamıyorsak sebzelerden, meyvelerden dışarıdan takviye alınabilir. Zaten eczanelerde bir sürü markanın C vitaminleri var. Burada dikkat etmeleri gereken şey miligramı. Yani miligramı güzel böyle 1000 miligrama yakın olursa çok da güzel toparlar. Böyle hem soğuk algınlığında biraz böyle öksürük ya da boğazda bir yanma falan varsa çok güzel bir tarifim vardı. Ben de yaparım. Hatta grip olmasam bile kış boyu sürekli yaptığım bir tarif bu. Biraz limon suyu, biraz bal ve sirke. Bunu böyle üçünü karıştırıyorum. Her sabah uyandığım zaman bir kaşık ondan bir yutarım. Ya da böyle hafif bir boğazım yandığı zaman sirke, bal ve limon. Çok güzel. Boğazı yumuşatıyor. Sirkenin bir antiseptik özelliği de var. Temizliyor boğazı. İşte limon da aynı zamanda C vitamini. Hemen not alalım hocam. Evet. Bir dakika. Hocam. Ben geç kaldım, yazamadım. Bal. Bal, limon suyu ve elma sirkesi. Ve ben elma sirkesi kullanıyorum. Ardıç sirkesi de kullanılabilir, üzüm sirkesi de kullanılabilir. Ben elma sirkesini severim. Üçünü böyle karıştırıp böyle o formda böyle bir yutarım bir kaşık. Çok da güzel boğazı yumuşatır. Böyle genelde böyle bir yanma olduğu zaman hemen böyle 3-4 gün
boyunca yaparım. O yanına geçer. Hocam karabiber de ekliyorlar bazen balın içerisine. Hı-hı. Karabiberin bu konudaki etkinliği nedir? Yani... Tabii karabiber de faydalı. Ama yani bu karışma çok iyi gitmiyor. Benim çok şey yapıyor... rahatsız ediyor. Mesela evet, beni rahatsız eder. Evet, o yüzden ben çok kullanmıyorum. Hı-hı. Bunlar çok güzel yumuşatıyor. Bana yeterli geliyor. Hı-hı. Ama böyle biraz bal, karabiber çok şey olmuyor. Tad olarak. Hani evet tamam faydalı ama tat da önemli. Değil mi? Bence. Evet, ben genelde çok yapamadığım bir şey karşı tarafa da. Evet, buradan anneme duyuruyoruz efendim. Evet. Anneciğim karabibersiz de oluyormuş. Evet. Yok oluyor. Ya da şey yapılabiliyor. Turp da çok iyi geliyor mesela. Turbun içini biraz oyup içinde mesela bal, özellikle çocuklarda bu çok faydalı oluyor. Evet. Turbun içini biraz oyduktan sonra içine bal koyun. O turbu bir bardağın içine oturttuğunuz zaman turp süzgeç görevini görüyor. O süzgeçten bal süzüldüğü zaman onun da vitamini yüksek oluyor mesela. Ondan bir kaşık çocuklara verildiği zaman o da gayet faydalı oluyor. Aa, hocam bunu ilk defa duyduk. Turbun ortası oyuluyor. Çok hafif bir kaşık gibi böyle o oyulup biraz bal ekleniyor. Sonra alttan süzülüyor zaten. Hani turptan geçiyor. Geçtikten sonra herhangi böyle... Herhangi bir milimi var mı peki turpta kalması gereken taban boyutu? Yani şöyle... bir kaşık, bir yemek kaşığı kadar bal koyup böyle zaten geceden bekle, çok yavaş süzüyor zaten. Böyle ortalama 5-6 saat bekletmek gerekiyor. Tezgahın bir köşesine bırakılır mesela geceden. Sabaha o süzülmüş oluyor zaten. Ha, çok iyi. Aynen öyle. Onu yapabilir anneler. Turp ve bal. Evet. Bunu da yazdık. Yazıyor mu anneler? Özellikle annelerin dikkatini çekecek konular var bugün. Evet. Çocuklar çok hassas o konuda. Çok oyun oynuyorlar, çok koşturuyorlar, terliyorlar. Sonra birden bir rüzgar yedikleri anda zaten bir de okula gidiyorlar biliyorsunuz. Rüzgar yedikleri an hemen şifayı kapabiliyorlar. Evet ve her birey bir çocuktur. Kaç yaşına gelirse gelsin. Bu tarz durumlarda bir anne çorbasını, bir anne şifasına ihtiyaç duyuyor değil mi? Evet aynen öyle. Evet. Yani sıcak bir çorba gerçekten hem psikolojik olarak iyi geldiği zaman fizyolojik olarak da çok iyi geliyor. Evet. Peki bu dönemde içecekler konusunda önerebileceğimiz çay hariçlerinde ekstra bir sıvı var mıdır? Yani şöyle içeceklerde bitki çayı evet güzel, iyi geliyor. Bu bahsettiğim elmalı, sirkeli, limon suyu o çok iyi geliyor. Yani sıvı olduğu zaman biraz daha yutkunma problemi oluyor zaten soğuk aldığınız zaman. Sıvı olduğu zaman çok daha rahat yutulabilir, yenilebilir. Çünkü o kadar halsizlik oluyor ki bazılarında çiğneme olayı bile çok yeterince olmayabiliyor. O yüzden daha çok böyle hani çorba, biraz daha işte bitki çayları daha iyi olur. Yani kilo problemi yoksa taze sıkılmış portakal suyu da olabilir. Çünkü çok yoğun şeker içerdiği için çok fazla böyle önermiyorum ama çok şey yok. Mesela işte çok fazla kilo problemi yoktur ya da işte çocuktur. Mesela bir nar suyu, portakal suyu, havuç suyu yapılabilir. O şekilde onlar da vitamin açısından zengin oluyor. Yani mesela genelde nar, havuç ve portakal o kompozisyon güzel oluyor soğuk algınlığında. En azından biraz daha o vücudu güçlendiriyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Peki sıcaklık derecesini tekrar belirtelim. Kimisi sıcak sıcak içerse daha faydalı olacağını düşünüyor çünkü. Yok, genelde çok sıcak çok soğuktan kaçının diyorum. Ilık olursa çok daha iyi olur. Çok böyle sıcacık bir çorba zaten az yakar. Hani o zaten çok fazla böyle bir his yoktur. O yüzden biraz ılıtıp içmek daha önemli. O portakal, nar, havuç da çok soğuk olmasın. Aman. Şey yapalım, kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Çok soğuk, dışarıda biraz bekletilmiş meyvelerden olursa çok daha iyi olur. Evet. Peki soğuk algınlığını bu şekilde yönetiyoruz. Normalde soğuk algınlığının geçiş süresi, iyileşme süreci maksimum bir hafta gibi olabiliyor. Bu bir hafta sonrasında nasıl bir düzenle oturtması gerekiyor beslenmesini? Eski sistemine mi dönmesi mantıklıdır? Yoksa hastalık sürecinde aldığı, yüklediği bütün vitaminlerden devam mı etmesi önemlidir? Çünkü çok büyük yanlışları da yapıyoruz. Vücudu bir anda şok etkisine de sokuyoruz değil mi? Evet. Yani genelde soğuk algınlığını kapmadan önce böyle bir daha rahat, işte çok bir şey önemsememe durumu falan olabiliyor. Soğuk algınlığı aldığı an işte vitamin oradan vitamin şuradan işte demir alayım, D vitamini alayım, o vitamini alayım, bu vitamini derken vücuda böyle bir yüklenme durumu oluşuyor. Tamam, soğuk algınlığına geçti. Biraz bile iyileşme olduktan sonra bütün böyle her şeyi bir kenara atıyor. Hayır, her şeyi bir kenara atmaya gerek yok. En azından
meyve tüketimi hala devam etmeli. Evet. Günde 2-3 porsiyon meyve. Bunu bir kere tüketmeli. Çorba kısmında 3 günde bir muhakkak, kış geldi zaten, çorba içilir. Hı hı. Şöyle bir 3-4 günde bir yine çorbasına devam etmeli. Bitki çaylarına 2 güne bir veya her gün böyle bir zencefilli böyle güzel bir bitki çayını tüketmeli. İlla hani ilaçlar veya işte takviyelere devam etmesi işte şart mı, önemli mi? Bu kişiden kişiye göre değişir. Ama en azından beslenme bazında ilerlediğimiz zaman yani bitki çayını içsin zencefilli mesela 2 güne bir de olsa. Hı hı. Ya da 3-4 güne bir çorbasını muhakkak içsin istiyoruz. Her gün meyvesini tüketsin istiyoruz ki vücudu o bağışıklığı tekrar düşmesin. Hazır bu kadar güçlenmişken o seviyede tutalım ki hani birden o düşüşe geçmesin. Yoksa birden düşüşe geçtiği zaman hani bir ay sonra tekrar hastalanma durumu oluşuyor. Evet. Peki hı hı. hocam normal çay içimlerinde bildiğimiz Türk çayı yani hı hı. Daha çok tüketilebiliyor. Bu başka bir çayı kabul etmeyen, midem bulanıyor diyen kişiler de olabiliyor. Hı hı. Peki kendi Türk çaylarının içerisine nasıl bir ekleme ya da çıkarma yapabilirler? Yani şöyle yapılabilir. Türk çayını biraz daha açık doldurup hı hı. içine böyle çok zencefil yakışmıyor açıkçası Türk çayına, çok acıtıyor tadını. Evet. Ama en azından bir parça limon atıldığı zaman hı hı. Çok C vitamini kalmıyor ama en azından o aromasını verip o içindeki diğer vitaminlerini verdiği zaman o biraz daha yumuşatır. Boğazı bir parça limon ama açık çaya. Hani koyu çay olduğu zaman da çok bir şey olmuyor yani. Evet. Tanen miktarı artıyor çünkü koyu hı hı. çayda. Hani biraz daha hani demli değil de açık çay olursa daha iyi olur. Hı hı. Aynen. Peki bu satın aldığımız kış çayları oluyor. Hı hı. Bunların bir paketlileri oluyor. Bir de açık olarak aktarlardan temin edebildiğimiz hı hı. Oluyor. Bunların arasında bir fark var mıdır? Ya da hangisinin içerisinde hangi bitkinin ya da hangi ek malzemenin olması daha önemlidir? Yani şöyle karışık bitki çaylarında hı hı. Ben şimdi biraz da ilgi alanımda olduğu hı hı. için genelde gittiğim aktarlarda, marketlerde, pazarlarda böyle bakarım içinde ne var, hı hı. ne koymuşlar, nasıl olmuş diye. Bazı aktarlarda böyle içinde kış çayı diye satılıyor ama böyle küp şekerler, boya. Evet. Onlar olmasın, kesinlikle olmasın. O içinde varsa direkt onu hiç eleyin ya, hiç almasınlar bile onu. Hı hı. Çünkü onların hepsi boya, iyileşeyim derken vücuda boya almış oluyorsunuz. Onları istemiyorum. Aktar eğer güvenilirse hani hı hı. evet temiz ve güvenilir bir aktar olursa alınabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama çok böyle bilmediğimiz bir aktar olursa çok içeriğinde ne var bilemeyebilirsiniz yani çok normal. Evet. Eski olabilir. Çok böyle 2 yıl 3 yılın öncesinin toplanmış çiçekleri, bitkileri olabilir. Hı hı. Ya da çok tozlu, egzoza çok maruz kalmış olabilir cadde üstünde. Hı hı. O yüzden genelde güvenilir bir aktar varsa alın diyorum. Yoldan geçtim, işte rastgele bir aktara girdim durumu oluşsun istemiyoruz. Evet. Ama yine hani ben nereden alıyorum Mersin'de? Ben direkt kadın üretici pazarından ya da köy pazarından alıyorum. Hı hı. Oradan çünkü zaten oradaki teyzeler, ablalar zaten kendi topladıkları çiçekler hı hı. oluyor. Bu kış çayları daha en az bir ki görüntüsünden de temiz olduğu belli oluyor o bitkilerin. Hı hı. Çünkü tozlandığı zaman bir rengi değişir ya da böyle egzoz dumanına çok maruz kaldığı zaman böyle bir renginde değişme, deforme olur. Hı. Onların çok böyle tertemiz poşetlerin içinde gayet güzel satılıyor. Hem destek olmak amaçlı hem de hı hı. Biz fayda sağlıyoruz yani. Evet evet biz faydalanıyoruz. İçeriğinde genelde ıhlamur oluyor. Hı hı. Ihlamur bizim en favori çayımızdır yani şeyde. Evet. Herkesin çok rahat içebilir yani. Hı hı. Çocuklar da çok rahat içebiliyor, yetişkinler de çok rahat içebiliyor. En hafif ve güzel bitki çayıdır ıhlamur çayı. Ihlamur oluyor içerisinde, hibisküs olabiliyor. Onun dışında parça, zencefil ve zerdeçallar oluyor. Gerçi hibisküsü söyledim. Hibisküs. Aynen, bamya çiçeği olabiliyor. Hı hı. Bu tarz bir ada çayı içerisinde olabiliyor. Bunlar olduğu zaman böyle biraz daha kombine, daha güzel böyle şey yapacak. Hem terletecek, terle o halsizliği atacak bitkiler olduğu zaman biraz daha vücudu şey yapıyor, güçlendiriyor onu. Evet, bir de şöyle içeriğine girelim hocam. Ihlamur, hibisküs gibi bitkilerin hı hı. Faydaları nelerdir? Yani şöyle hepsinin çok ayrı ayrı faydaları var. Ihlamur soğuk algınlığına çok iyi geliyor.
hibisküs hem antioksidan etkisi olduğu için vücudu hem temizliyor, hı-hı, hem antioksidan ne demek? Vücudu mikroplardan arındırmak demek. Hı-hı. Vücudu mikroplardan arındırıyor. İçerisinde mesela adaçaya koyduğu zaman adaçayı güzel bir söktürücüdür, terletir. Evet. Genelde zaten şey, soğuk aldığınız zaman terleyin derler ya, terledikçe atıyorsunuz, hı-hı, onları. O da terletir, çok iyi söktürücüdür adaçayı. Zencefil ve zerdeçal bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda zerdeçal bağırsak yapısını düzenliyor. Yani aslında soğuk algınlığına iyi geliyor diye düşündüğümüz zaman kombine bir olay var. Çünkü vücutta sadece bir yere odaklanmıyor. Hı-hı. Hani hem sindirimi rahatlatıyor, hem bağırsakları rahatlatıyor, hem terle vücuttan o mikropları atıyor. Bu şekilde biraz böyle şey işliyor. Karmaşık işleyerek, böyle kombine işleyerek daha rahat toparlanmamızı sağlıyor. Evet. Peki çocuklarda tereyağı ne kadar doğrudur sağlık, hı-hı, açısından? Az önce gelen bir mesaj vardı. Hı-hı. Ona dayanaraktan yöneltelim. Çocuklara tereyağı yedirmek, iç yağ yedirmek ne kadar sağlıklıdır? Yani şöyle, iç yağ durumu çok farklı, hı-hı, tereyağı durumu çok farklı. Genelde böyle porsiyonu kaçmamak adına çok hafif minik iç yağlar olabilir. Tereyağı da günde bir tatlı kaşığını aşmamak kaydıyla, hatta bir çay kaşığı ile bir tatlı kaşığı arasında çocuklara verilebilir. Bir sıkıntı yok. Evet. Tabii eğer çocuğun çok obezite durumu yoksa, çünkü genelde obezitesi olan çocuklarda tereyağına çok yüklendikleri zaman, hı-hı, hem kolesterol artıyor, hem damar tıkanıklığı oluşabiliyor. Yani çok böyle 10 yaşında, 11 yaşında tansiyon hastası olan birkaç tane danışanım oldu benim çocuklarda. Hı hı. Yani o durumun önüne geçmek için tereyağı tüketimi, yani bir hastalık durumu varsa bu tarz, böyle kardiyovasküler veya tansiyon veya işte damar hastalığı gibi, ya da obezite varsa tereyağı, hı hı, istemiyorum. Belki 3-4 günde bir tatlı kaşığı verilebilir. Bir problem olmaz. Ama herhangi kilosu gayet %'le iyi, kilosu normal bir çocukta verilebilir. Yine her gün olmasın. En, evet, azından 2-3 güne bir tatlı kaşığı olabilir. Yeterli, yeterli diyebiliyoruz. Evet. Zeytinyağının sınırı yok galiba. Bütün yemeklerini zeytinyağıyla yapmak daha mantıklı mı acaba? Ayçiçek yağına nazaran. Tabii. Ayçiçek yağına nazaran, hı-hı, zeytinyağı çok güzel. Onu da böyle bir 10 tur gezdirmek yerine şöyle 2 tur yeterli. Yani çok fazla zeytinyağı iyi diye, hı-hı, çok yüklendiğimiz zaman bu sefer de ne oluyor? Şey oluyor, işte kilo alma durumu oluşabiliyor. Hı-hı. Yoksa hani tabii ki ayçiçek yağını istemiyoruz. Hı hı. Zeytinyağını tükettikleri zaman biraz böyle bir kilo sebzeye ortalama 4-5 yemek kaşığı yağ koymaları yeterli. Hı hı. Ve beslenme içerisinde ekleyebileceğimiz başka ne var hocam? Soğuk algınlığı sürecinin haricinde, hı hı, beslenmede hastalar neye dikkat etmeli ya da kişiler neye dikkat etmeli? Yani normal rutinlerin içerisinde fast food, dışarıdan paketli ürünlerle günü tamamlamak ya da çalışırken iş yerine sipariş edilen yemek türleri, en çok dikkat edilmesi gereken konu bence bu. Hı hı. Çünkü dışarıda bir sürü restoran ya da herhangi bir işletme var. Hı hı. Ve bizler çoğu zaman zaten oturarak çalıştığımız için, ofis çalışanları için kastediyorum, dışarıdan yemek seçimlerimizde yanlış tercihlerle hangi sonuçlara varıyoruz? Bizim için hangi çanlar çalıyor? Yani şöyle, aslında bizim boğazımızdan ne geçiyorsa o. Yani, hı-hı, bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yemeğimizi gerçekten seçmemiz gerekiyor. Nerede yiyoruz, nasıl yiyoruz, nasıl pişmiş, hijyenik bir ortamda mı pişmiş, hı-hı, yoksa hani rastgele bir yerden sipariş ettim de ne olduğu belli değil. 5 günlük, 10 günlük yağla mı kızartılmış, hı-hı, ya da pişirilmiş, ya da ızgara yapılıyorsa ızgara yapılan yer işte 2 haftadır silinmemiş olabilir. Yani, hı-hı, o kalıntıların hepsi, yanıkların hepsi kanserojen etki yaratıyor vücutlarda. O yüzden biz boğazımızdan ne geçiyorsa ona dikkat etmek zorundayız. Yani, hı-hı, seçmek zorundayız. Bu çok önemli. Bir yerde temiz bir yer, gayet güzel. Evet, dışarıdan mı yemek zorundayız? Izgara tüketebiliriz ya da dışarıdan mı yemek zorundayız? Her mahallede hemen hemen bir çorbacı vardır muhakkak. Hı hı. Çorba sipariş edilebilir. Çok böyle
hani bilmediğimiz yerlerden bir şeyler yeme alışkanlığı olmasın ya da kızartma, fast food, hamburger, pizza bu tarz böyle hani hiç mi yememeli insan, asla yememeli ya tabii ki öyle bir şey yok ama yediklerimizden sorumluyuz. Bir gün fast food yemişsen ertesi gün sen onu vücudunu biraz dinlendirmek zorundasın. Yoksa diğer günde kötü bir beslenme. Diğer günde kötü bir beslenme. Hafta sonuna bir bakıyorsun bir şişkinlik oluşuyor vücutta. Bir kilo alma durumu oluşuyor. Ondan da vücut rahatsız oluyor. Ne oluyor? İşte kilo aldım durumuna geliyor. Ama halbuki evet yemek zorunda kaldım ya da canım istediği yedim dediğimiz zaman hani bir günü kötü geçirdik. O zaman 48 saat dengesini oluşturmamız lazım vücutta. Ertesi günü biraz daha böyle hafif, biraz daha böyle hani daha böyle fresh, salata tarzı, sebze tarzı besinler tükettiğimiz zaman biz vücuda zaman tanıyoruz. Bak ben bir şey yemiyorum. İşte yediklerime dikkat ediyorum bugün. Dünkü yediklerimi sindir diyoruz vücuda aslında. Yani o gün yüklendik, ertesi gün yüklendik. Ertesi gün, yani vücut ne yapsın? Onları yağ olarak depoluyor. Yani yapacak bir şey yok. O da ne oluyor? İleride damar tıkanıklığına sebep oluyor, şeker hastalığına sebep oluyor, tansiyona sebep oluyor. Çünkü vücutta o kadar çok yağ var ki organlar rahat çalışamıyor. Organlar rahat çalışamadığı zaman da hastalık durumu oluşuyor. Ama bunların önüne geçmek için en güzeli bizim boğazımızdan ne geçiyorsa ona dikkat edeceğiz. Ve o 48 saat dengesini muhakkak yaşam tarzı biçimine getireceğiz yani. Yoksa çok zor. Evet, en çok dikkat etmemiz gereken konu beslenmeyken bu kadar ötelenip bu kadar umarsızlaştırılmamalı değil mi? Kesinlikle öyle. Her gün yemek yiyoruz sonuçta. Değil mi? Her gün ve her an diyebiliriz. Her an, sabah, öğlen, akşam. Yemek sürekli hayatımızda yani. Onu gerçekten onu böyle güzel, kontrollü, böyle daha dengeli bir hale getirdiğimiz zaman yaşam kalitemiz de artıyor. Aslında farkına varmıyoruz ama yaşam kalitesini inanılmaz etkiliyor. Sabah yorgun uyanmalar bitiyor. Gün içerisinde enerjim tükendi durumları çok olmuyor. Çünkü yakıt yani vücudun yakıtı. Evet. Siz doğru bir yakıt aldığınız zaman vücut daha güzel işliyor. Sabah daha iyi uyanıyor. Daha dinç uyanıyorsunuz. Doğal olarak bu bütün gününüzü de etkiliyor. Evet, bu konuya da dikkat edersek daha sağlıklı bireylerle soğuk algınlığı gibi tüm hastalık süreçlerini rahatlıkla atlatabiliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ne demek? Ve sorularınız bittiyse bizler de programımızı sonlandırıyoruz. Ama öncelikle son söz hakkını Şilan doktorumuza vermek istiyorum. Bakalım son sözleriyle danışanlarına ve tüm beslenen kişilere yani herkese nasıl bir önlemlerle, cümlelerle veda edecek? Buyurun. Evet, her zaman dediğim gibi yani yeterli ve dengeli beslenmek çok çok önemli. Yaşam kalitenizi daha da arttırmak istiyorsanız boğazınızdan ne geçiyorsa ona dikkat etmek zorundasınız. O yüzden kötü de besleniyorsanız, iyi de besleniyorsanız bunun dengesini oturttuğunuz zaman çok daha rahat bir hayat sürersiniz diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Şilan Altuntaş bizlerle birlikteydi ve Su Hayattır programında, Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programında sizlerle buluştuk. Bir sonraki haftaya bir başka sağlık konusuyla ve hekimimizle sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.